Şimdi mabede gidiyoruz. Öyle diyorlar değil mi? Evet, mabet göründü. Hey! Zeytin yapraklarına kurban oldu. O yeşiller zeytin yaprağını temsil ediyor. Bu arada. Çok yakışıklı ya. Çok yakışıklı. Vallahi şekil ha. Hadi hadi. Arkadaşlar, bu dünyadaki en güzel şeylerden bir tanesi de çok keyifli, çok uyumlu bir dayınızın olması. Nereye dersem hadi yapalım, hadi gidelim diyor ya. Harika bir duygu. Tamam, buradan çekiliriz biz de resim ya. Lan ne bir şey ya. Adamı hiçbir yere götüremiyorum ya. Evet dostlar, Zeytin geliyor mu bilmiyorum. Doğdum, büyüdüm. Kasabaya doğru gidiyoruz. Artık Akçarın Mahallesi diye geçiyor ama Zeytinova'ya yaklaştık. Çok az kaldı. Nostalji. Hey gidi harlak be. Zeytin çekirdeklerinin kokusunu alıyorum. Dedemin çalıştığı yerdi burası. O kokuyu aldım yani şu anda. Buram buram. Nasıl anlatabilirim ki? Doğdum, büyüdüm topraklara. Zeytinli Ova'ya hoş geldin. Böyle bir yokuşumuz var. Bu sadece burası değil. Şu anda arkaya doğru uzanıyor ama buradan görünmesi imkansız tabii. Yüksek bir yerden bakılması lazım. Arkaya doğru uzanıyor. Gölet tarafı var. Oraya da gideceğiz zaten. Şurada oynuyorduk. Bisiklet sürüyorduk. Şu sağda bir park vardı. Ölümüne oyun oynadım. Şu parkta da az oynamadım. Burada bir gün 6. sınıfa giderken bir maç yapmıştık. Abi halı sahada. Biz 6. sınıf, rakibimiz 5. sınıflar. 16'ya 1 mi ne yenilmiştik. Hani de ben vardım. Burası cıvıl cıvıl, daha çocuktan kapanmış. Aha da şurada, şu sağ tarafta bir tane kokoreççi, köfteci vardı. Orada çalışmıştım. Şu an geçtiğimiz yer Kemeraltı. Şu an geçemeyeceğimiz yerin altı Kemeraltı. Evet, geçiyoruz. Bu cami ne zaman? Bayağıdan eski bir cami ya. Cami burası bu arada. Ben geçiyorum. Öne geçiyorum. Gezelim sokakları. Evet, bu cami. Burada Kur'an kursuna geldik. Tam şuralarda bir yerlerde bisikletten düşmüştük. Kardeşimin ayağı bisikletin jantının arasına girmişti. Kahveden insanlar yetişip çıkartmıştı. Şu sağ taraf eski pazarımız. Anla burası. Pazar oraya kuruluyordu, bir de orada duvarda böyle kale çizgisi gibi boyalıydı. Orada oynuyorduk.
Şimdi bu sokak hatırladığımdan da küçük. Bu sokağı daha büyük hatırlıyorum. Hem de kocaman hatırlıyorum yani, öyle söyleyeyim. Çok seviyordum bu sokağı, bisikletle geçmeyi çok severdim. Şurası babaannemin, dedemin eski evi. Kapının önünde çok oynardım. Burası güncel. Vay be. Şu köşedeki evde kalmıştık. Ben 2-3 yaşlarındayken ama çok ufakken. Işıkların kapatıldığında kapıda bir tane adam beliriyordu, onunla çok korkuyordum ya. Burası sevgi yolu. Öyle deniyordu o zaman. Hala öyle mi bilmiyorum. Peki yok. Şu an olduğumuz yere Gölcük deniyor. Gölcük'e vardık. Aşağısını Zeytin'in ova, burası Gölcük. Bisikletlerle alt üst ediyorduk biz buraları ya. Ölümüne geziyorduk bisikletlerle ya. Var ya. Şurası stadımız diyecektim. Eski stadımız diyecektim. Evet, burası da stat böyle. Mis gibi kaliteli bir stat. Birinci sınıf. Şu an göletteyiz. Zeytinova'nın göleti. Burası var ya, cumartesi pazarları öyle bir dolu oluyordu ki. Şu an öyle. Hele pazar günleri yabancı plaka araba doluyordu burası. Aşağı tarafları birazdan gideriz. Çoktu ya. Yani şu an boş yer olmaması lazımdı. Günlerden şu an cumartesi. Şimdiden insanlar gelip yer tutuyordu. Biz sabah 9'da gelip eşyamızı bir tane boş kamyonya falan koymaya çalışıyorduk yani, o derece. Ki yerimiz olsun diye sabahın 9'unda gelip kamyonya eşyamızı bırakıyorduk yani. Evet, bu sol tarafımız düğün salonu diyeyim. Yani düğün yapılan bir yer, açık, açık havada. Birçok düğün burada yapılıyor. Oy nene, bunlar yok muydu burada? Bayram için mi geldi acaba? Bunun arkasında hayvanat bahçesi vardı ama şu an duruyor mu emin değilim. Hıdrellez'de ne deniyor? Nevruz mu olmuş oluyor? İşte biz Hıdrellez diyoruz ama Hıdrellez diyebiliyor. O Hıdrellez'de buradan bir başlardı. Karşıya kadar sağlı sollu her taraf pazar kurulur. Bu ormanın içi ta böyle işlerine kadar, diplerine kadar insanlar doluşurdu buraya. Yani öyle bir kalabalık olurdu ki burası. Şehrin nüfusu 8.000 ise burada 10.000 insan olurdu yani, bilmiyorum ama her taraf tıklım tıklımdı ya, harikaydı. Gölette balık tutuyorduk. Aha da şu eski püskü gözüken yerden bile salıyorduk ortamızı. Bir de şuradan salardık. Buralardan atardık. Bir de bunun karşıdaki kısmı var. Bu sadece böyle değil. İleride bir tane köprü var. O köprünün altından göletimiz birazcık daha gidiyor. Orası da hemen hemen bunun kadar bir şey. Ufak bir göletti ama bütün insanı buraya toplamaya yetiyordu işin açıkçası. Gördüğünüz gibi orada kamelyalar. Şu tarafta içerilerde bir dünya kamelya. Kamelya kelimesini doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama.
ki şelale sonradan yapıldı. Başlarda yoktu ama çok güzel olmuştu. Yukarıdan salıyorlardı burada suyu. İnsanlar gelip böyle buradan akan suyun içine ayaklarını falan sokuyordu. Açıyorlardır belki hala arada. Şurada oturduğumuz geliyor gözümün önüne. Şurada oturduk. Şurada defalarca. Burası da farkın. Yani şu an bu park olduğu gibi bizim kullandığımız haliyle, yani ufakken kullandığımız haliyle duruyor şu anda. İki tane katı falan var. Aynısı yani, salıncaklar falan aynısı, hani değişme falan yok. Zaten halinden de belli. Taktırı belli. Eksik. Şunun önünde bir tane şöyle tutur tutuna gidersin ya. Onlardan vardı, o yok. Hadi canım. Hadi be, bundan haberim yoktu. Şu an şok oldum. Burası böyle karşıya kadar gidiyordu. Bu gölet, yani bu su böyle karşıya kadar gidiyordu. Yüksekti zaten. Bayağı daha yüksekti de. Şu an şok oldum. Baksana şu tel örgüleri falan, bakın işte hani. Böyle bu kadar sığ mıymış burası, hiç bilmiyordum bu kadar olduğunu. Daha derin zannediyordum ben. Vay be. Şimdi yürüyünce fark ettim, gerçekten çok büyük bir yer değilmiş ama. Bizim gözümüzde büyüktü burası. Gel böylece. Bir kasabaya böyle. Belediye işletiyoruz zaten burayı. Hala öyle mi bilmiyorum. Burası akşamları kapasa doluyor. Kapasa. Yine hala o kadar boş gibi durmuyor. Bu kadar çok sandalye vesaire olduğuna göre demek ki hala kullanımı yaygın. Şu karşıdan başladım. Gözüküyor mu bilmiyorum. Motosikleti görüyorum ben şu an burada. Böyle şuradan döndüm. Kameradan çıktım. Bir de daha tepesi falan var. İleri çok ileri gitmiyor kameralar. Ama hafta sonu pazar günleri özellikle burası sıkı pasaydı. Sadece kameralar değil, insanlar yerlere de kilimini milimini yayar devam ederdi. Kadrilez olduğunda şu gördüğünüz alanı en az, yani çok mutlu ya, bilmiyorum şimdi sallamış olacağım ama en az bir 5-10 misli alan daha kadar da ileri kadar yayılıyordu insanlar. İnsanlar topla gelirdi, herkes top oynardı, mangalını yakar. Burada bir dünya pazarcı gelirdi, pazardan alışveriş yapar. Kıyafet, oyuncak, aklınıza ne gelirse. 2007'de çıktık buradan. 14 sene, 14 sene geçmiş. 14 senede bu ne değişti? Bu ne sessizlik, bu ne sakinlik. Öve öve bitiremediğimiz göletimizi 5 dakikada gezerekten bitirdim sanırım. Arkanı bakmıyor ama şu an tam tersini yapıyorum.